Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Umarım AutoCAD öğrenme serüveniniz çok keyifli geçiyordur. Bugün sizlerle kısa bir süre önce öğrendiğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle AutoCAD Lisp'lerini hatırlarsınız. Kanalımda hatta birkaç tane Lisp vardı. DPL ve PDIM Lisp'lerini anlatmıştım. Lisp neydi? AutoCAD'de normalde yapmaya çalıştığımızda çok fazla zamanımızı alacak adımları Lisp'ler sayesinde çok kısa bir şekilde anında yapabiliyorduk. Şimdi hepinizin bildiği üzere bir de ChatGPT var. ChatGPT şu anda istediğiniz neredeyse her şeyi yapabiliyor. Kod yazmaktan tutun, size bir sunum hazırlayabilir, bilmediğiniz bir şey hakkında bilgi verebilir. Biz bugün ChatGPT'nin Lisp yanını inceleyeceğiz. Tabii öncelikle kayıt olmanız gerekli. Kayıt olmak da çok basit, hemen gizli sekme açalım. ChatGPT yazdığımızda, bakın şurada ikinci de ChatGPT OpenAI var. Buraya bir defa tıklıyoruz. Buradan login diyebilirsiniz veya sign up diyebilirsiniz. Login eğer hesabınız varsa kullanabilirsiniz. Veya sign up deyip aynı şekilde aynı yere giriyor zaten. Buradan yeni bir hesap oluşturabilirsiniz veya aşağıdan continue with Google deyip Google hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Şimdi bunu kapatalım. Bakın ne yapalım hemen. Merhaba, AutoCAD programında çizim yapmak için Lisp arıyorum. Nasıl bir Lisp isterseniz bana siz tanımlayın, ben ona göre bir Lisp oluşturayım diyor. Çok basitten başlayalım. Bakın ne yapalım. Seçtiğim iki nokta arasına line çizmek için Lisp istiyorum diyelim. Bakın hemen şöyle bir tane bize Lisp verdi. Bu Lisp'i hemen sağ taraftan copy code diyelim. Bakın şurada sağ üstte copy code var. Buraya bir defa tıklayalım. Daha sonra masa üstüne gidip yeni bir tane text açalım. Metin belgesi. Açtıktan sonra içine CTRL-V diyelim. Şuna dikkat edin. Bazen ChatGPT şurada define'dan sonra C2 nokta yazmıyor. C2 nokta yazmadığında AutoCAD bu Lisp'i okuyamıyor. Yani görmüyor. Görmediğinde de kullanamıyoruz. Eğer C2 nokta yazmazsa şu kısımda, siz define'dan sonra hemen C2 nokta yazıp kaydedin. Öyle kullanabilirsiniz. Dosya ismini de C2 noktadan sonra yazan 2 point line kısmını seçip dosya ismi yapıyoruz. CTRL-C. Bunu kaydedelim. İsmini değiştiriyoruz şöyle 2 point line. İsminden sonra uzantısı olan text uzantısını da değiştirmemiz lazım. LSP enter deyip evet diyoruz. Bakın şöyle bir tane Lisp yazmış olduk. Şimdi AutoCAD'e gidelim. Upload diyorduk hatırlarsınız. App yazdık. Upload çıktı. Enter diyoruz. Daha sonra şuradan 2'ye basıyoruz. Bakın 2 point line çıktı. Load diyoruz. Load once diyelim. Bir defa yüklesin. Close diyelim. Aşağıda bakın 2 point line Lisp successfully loaded dedi. Yani başarılı bir şekilde yüklendiğini gösteriyor. Şimdi klavyemizden 2'ye bastığımızda bakın 2 point line, az önce yüklemiş olduğumuz Lisp ortaya çıkıyor. Enter diyelim. Şimdi amacımız neydi? Seçtiğimiz 2 nokta arasında bir line çizmekti. Bizden öncelikle ilk noktayı istiyor. İlk nokta burası olsun. Bakın çekiyoruz, bizden ikinci noktayı istiyor. İkinci noktaya tıkladığımızda şöyle bir tane line çizmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir şekilde bizim yazmış olduğumuz Lisp ile çizim yaptık. Bunu seçelim, silelim. Şimdi gidelim ChatGPT'ye bir tık daha zor bir şey yazdıralım. Bu sefer de aks çizimi için olsun. Aks çizmek için Lisp istiyorum. Bana mı gel istiyorum? Tabii ki arkadaşlar bu bazen hata verebiliyor. Umarım bizde hata vermez ama bakalım. Bakın çok basit bir şekilde aks çizmek için Lisp istiyorum yazdım. Bize şöyle bir Lisp yazdı hemen. Bunu hemen bir deneyelim. Bu olmazsa biraz daha değiştiririz. Copy code diyoruz aynı şekilde. Masa üstüne gelip yeni bir tane text, yani metin belgesi açalım. CTRL-V. Bakın C2 noktadan sonra aksı. CTRL-C diyelim. Metin belgesinin ismini yapalım. Uzantısını LSP diye değiştirip enter diyelim. Evet diyelim. Bakın ne oldu? Aks LSP isimli dosyamız oluştu. AutoCAD'e gidip app yazalım. Enter diyelim. Aksı seçip load diyelim. Load once diyelim. Close diyelim. Şu anda bakın aşağıda successfully dedi. Başarılı bir şekilde yüklendiğini gösteriyor. Aks yazalım. Bakın aks çıktı. Şimdi bizden başlangıç noktasını istiyor. Başlangıç noktası burası olsun. İkinci noktayı istiyor değil mi? Öncelikle F8'e basalım ki düz bir şekilde çizelim. İkinci noktaya tıklayalım. Şöyle bir tane çok basit bir şekilde aks çizdi. Tabii şu anda bu çok aksa benzemedi. Bir line'a benzedi. Ama zaten aks planlarından hatırlarsınız. Yatayda ve dikeyde çizilen line parçalarından oluşur aslında. Bu aks için biraz daha ayrıntı isteyelim. Şuraya böyle bir şey yazdım. Yataydaki ve düşeydeki aksların adedini ve aralarındaki mesafeyi soran bir Lisp istiyorum gibisinden. Daha sonra enter diyorum. Şuradan kodu kopyalayalım. Masa üstünde yeni bir tane metin belgesi açalım. Metin belgesinin içine yapıştırıp kaydedelim. C2 nokta yazan yerden sonraki aks ayrıntılı 2'yi dosya ismi yapmak için CTRL-C, CTRL-V, uzantıyı LSP enter diyelim. Evet diyelim. Şimdi bunu kaydettik. AutoCAD'de app enter yapalım. Kaydetmiş olduğumuz Lisp'i seçip yükleme işlemini gerçekleştirelim.
Daha sonra aks yazdığımızda aks ayrıntılı 2 çıkıyor. Enter, yataydaki adet mesafe, düşeydeki adet mesafe. Enter dediğimizde bakın şu altta hemen aks planı çizimi tamamlandı yazıyor. Ama şu anda bir çizim yok gibi. Mouse'umuzun orta topuna 2 defa tıklayalım. Bakın başlangıç noktasına şöyle bize aksları çizdi. Bunu tekrardan kullanalım. Ne yapalım? CTRL-A diyelim. Del diyelim. Bunu silelim. Aks yazdık. Enter dedik. Bakın yataydaki aksı sordu yine. Bu sefer 10 tane olsun. 10. Enter. Arasındaki mesafe 300 birim olsun. 300. Enter. Dikeydeki aks 20 tane olsun. 20. Enter. Arasındaki mesafe 400 olsun. 400. Enter dediğimizde bakın şöyle biraz uzaklaşalım. Şöyle düşeyde 20 tane, yatayda 10 tane seçmiş olduğumuz özelliklerde bize aks çizdi. Tabii bu lispleri biraz daha ayrıntı vererek biraz daha ayrıntılı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ama tabii biraz zorlu bir süreç olacaktır. Çünkü ChatGPT tek seferde mükemmel bir lisp yazamıyor. Tabii bazen şöyle güzel bir şekilde yazabiliyor. Örneğin bu çok başarılı bir şekilde yazılan bir lisp. Ama bunu siz de tek seferde yapmayabilir tabii. Birkaç denemeden sonra örneğin diyelim ki hata oldu. Hemen ne yapın? ChatGPT'ye gidin. Deyin ki burada bir hata oldu. Bunu düzelt deyin. Zaten düzeltir size. Eğer olur da düzeltmezse sizin yazmış olduğunuz komutu tekrardan yazın. Daha ayrıntılı bir şekilde yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dersimizde ChatGPT ile lisp yazmayı gördük. Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir şekilde lispler yazıp şöyle çizimler yapabiliyoruz. Siz de istediğiniz lispi ChatGPT'ye yazıp deneyebilirsiniz. Eğer bir hata alırsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Birlikte inceleyebiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.